Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben sizlere parolla, evet yanlış duymadınız, parolla işkembenin nasıl kolay temizleneceğini anlatan bir video hazırladım. Arkadaşlar bu yöntem sizin hayatınızı kolaylaştıracak ve artık işkembe temizliği çile halinden çıkacak. Bu videomun bir hikayesi var arkadaşlar. Onu anlattıktan sonra hemen işimize başlayacağız. Yaklaşık olarak 10-15 gün önce ben işkembe çorbasının tarifini paylaşmıştım. Ve sağ olsun bir tane takipçim yabancı bir TV kanalında aspirinle işkembenin temizlendiğini görmüş ve bana tavsiye etti. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de hemen gittim. Kesimhaneden bir tane işkembe aldım. Eve geldim. Küçük baş hayvanın işkembesidir bu. Hemen denedim ve inanılmaz derecede kolay oldu işkembe temizliği. Hemen videoya çektim ve sizlerle paylaştım arkadaşlar. Tekrardan buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de hayatımızı kolaylaştıran bir video oldu. Ama ben sizlere açıklama kısmında eğer parola istemiyorsanız temizliğini yine 4-5 tane daha formül yazacağım. Onları da isterseniz kullanabilirsiniz. Poşetten açtığım işkembelerin ne kadar çok sert olduğunu göstermek istedim sizlere. Şimdi arkadaşlar hemen işlemimize geçiyoruz. Öncelikle dediğim gibi aspirin kullanmamı tavsiye etmişti. Ama benim evimde aspirin olmadığı için ateş düşürücü, ağrı kesici parol kullandım. Ben işkembelerimi parçalara ayırdım ki daha kolay olsun işlemim diye. Şimdi arkadaşlar bir kaseye bir miktar işkembe koydum ve bir tane de parol koydum. Belki de 1,5-2 el büyüklüğünde işkembe kullandım arkadaşlar şu anda. Ve bekliyorum. Şu anda kesinlikle videomu hızlandırmadım, yavaşlatmadım, kesmedim. Bekliyorum arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz ne kadar çok kolay soyulduğunu. Aslına bakarsanız şu anda elim yanıyor. Çünkü su çok sıcak. İşkembemi böyle ara ara önlü arkalı çeviriyorum. Elimle bastırıyorum. Hemen parmağımın ucuyla kontrol etmek istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl da güzel ve kolay bir şekilde soyuluyorlar. O kadar çok zevkli bir hale geldi ki işkembe temizliği. Anlatamam arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın ne kadar çok kolay bir şekilde soyuluyor. Suyumuz sıcak olması gerekiyor. Kaynamaya 5 dakika kala altını kapattım ve işkembemin üzerine ilave ettim. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl kolay soyuluyor. Tertemiz ve mis gibi oldu. Yine videomu hiçbir şekilde kesmiyorum, hızlandırmıyorum. An be an her şeyi görüyorsunuz şu anda. Bu arada işkembenizi derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Dokusunda ve tadında hiçbir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim sizlerle. İşkembe hayvandan çıkar çıkmaz temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bekletilmemelidir. Benim tanıdıklarım var, bazı komşularımız var. Onlar hayvanın içindeki tüm pisliği akıttıktan sonra poşete koyup bir gece bekletiyorlar. Ve ertesi günü bu şekilde soyuyorlar. Kesinlikle su değmemesi gerekiyor eğer o şekilde yaparsanız. Tercih sizin. Ve yine tanıdıklarımdan kireç temizleyenler var. Kireci işkembeye yayıp kapatıyorlar poşeti. 15 dakika bekliyorlar. Sonra kolayca temizliyorlar. Yine bazı tanıdıklarım da işkembeyi tuzluyorlar. Bir gece buzdolabında bekletip temizliyorlar. Ve şimdi de daha büyük bir parçayı yine kaynar suda 3-4 tane parolla beklettim arkadaşlar. İşim daha hızlı gitsin diye. Görüyorsunuz ne kadar çok kolay bir şekilde soyuluyor.
Herhalde parola deneyen dünyada ilk benimdir. Öyle düşünüyorum. Çünkü internetten ben araştırdım ama hiçbir yerde göremedim. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok kolay bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlar bu arada koku mutlaka elimize sindi. Sizlere bir önerim olacak elbette. İşimizi bittikten sonra önce güzelce sabunlayalım elimizi 2 defa. Ondan sonra da bir fındık büyüklüğünde diş macunu la güzelce bol suda yıkayalım. Hiçbir şey koku kalmayacaktır. Bana güvenebilirsiniz. Videomun başında da belirttiğim gibi daha önceden de ben işkembe çorbasının tarifini paylaşmıştım. Linkini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen izleyin. Çok güzel bir çorba tarifidir. İnşallah yakın bir zamanda kemik suyuyla da yapacağım. İlikli kemikli suyla. Tam bir şifa deposudur. Lütfen siz de deneyin. Bu lezzetten ve şifadan kendinizi mahrum etmeyin arkadaşlar. Bu temizleme işimiz bittikten sonra yine sıcak suda 2-3 defa yıkayalım arkadaşlar. Çok kaynar değil tabii ki de sıcak suda. Ardından sirkeli suda buzdolabımızda bir 2-3 saat bekletelim. Ve soğuk suyla da defalarca yıkayalım. Artık yemeğe işkembeniz hazır olacaktır. Afiyetle tüketirsiniz inşallah. İşkembemin tamamını çok kolay bir şekilde soydum arkadaşlar. Şimdi detaylı temizliğine geçiyorum. Burada arkalarında da yine pislikler var. Bunları şu anda elimle koparıyorum ama aslında ben teller vardır gümüş renginde. Her evde de bulunur mutfağında. Onu kullanacaktım ancak evde olmadığının farkına vardım. Bu işe başlamadan önce evde var sanıyordum. Bakkala da gitmeye açıkçası üşendim çünkü biraz pis koktuğumu düşünüyorum. O yüzden de gidemedim. Ama ben buzdolabına koyacağım işkembemi. O telle önünü ve arkasını temizleyeceğim. Hiçbir şekilde pürüz kalmayacak. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Son temizliğinde telle yapın. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bu beğeniler bizim için çok önem taşıyor arkadaşlar. Yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.